Çocuklar içe dönük olabiliyor ya da dışarıya sosyal ne denir iletişim kanalı tam böyle dışa dönük olmadığında çocuk sana çok bağımlı etiketi de alabiliyor. Biz ne zaman artık dışarıyla bir sosyal iletişim kurmasını bekleriz çocuğun? Ne zaman aslında dışarıya karşı biraz tepkili ve kaygılı durması da normal ve fıtrati diyebiliriz? Bu gelişim dönemleriyle çok kolay aslında açıklanabilecek bir durum. Yani bir çocuk 0-2 yaşta zaten anne odaklı, temel güven ayağı annesi olan ve çevreyi gözlemleyerek yeni öğrenme aşamasında olan bir çocuktur. Bu yüzden bu çocuk hani çok evet sosyal çocuklar var. Anne yanındayken herkesin kucağına gidebilen. Bu bir mizaç özelliği aslında. Yani içe dönüklük temelde bir mizaç özelliğidir. Bu yüzden mizaç farkını göz önünde bulunduruyoruz her seferinde. Ama bununla birlikte herhangi bir tedirgin edici ortam veya bir şeyle karşılaştığında da hemen annesinin yanına koşan yaş grubudur 0-2 yaş grubu. 2-4 yaş grubunda biraz daha bu açılır evet ama orada hala empati, benlik kavramının gelişim dönemleri tamamlanmamıştır. Yani çocuk kendisiyle birlikte kendisi gibi farklı varlıkların, onların da ihtiyaçları olduğu, onların da haklarının olduğu, o oyuncağın sadece kendisinin değil de karşıdaki arkadaşının da oynama hakkı olduğunu henüz algılayabilecek beyin işlevine, zihinsel işleve ulaşamamış oluyor. Yeni yeni öğrenmiş oluyor bu kavramları. Bu yüzden biraz daha 4 yaşa kadar biz bu konuda daha geniş bakıyoruz. Yani ya içe kapanık ya da işte çok içe dönük, çok dışa dönük değil. Bu birazcık değişebilen bir durum oluyor o yaşa kadar. Bununla birlikte 4 yaştan itibaren artık oyunlarda da grup oyunları ortaya çıkıyor. Yani 4 yaşa kadar daha bireysel oyunlar söz konusuyken 4 yaştan sonra grup oyunlarını görebiliyoruz. İşte o zaman çocuk grup içerisinde nasıl bir tavır sergiliyor? Ufak ufak bize orada doneler geliyor. Yani evet işte gruba çok güzel uyum sağlıyor. Yok grubun kenarında kendi kendine oynamayı seviyor. Ama çok güzel bir şey aslında. Çocukluğun çok güzel bir tarafı çok hızlı değişir çocuklar. Yani 6 yaşa kadar hani deriz ya aslında kişinin temeli ve çok hızlı değişen bir alanı olduğu için, yaş grubu olduğu için sadece gözlemlemek aslında yetişkin olarak çocuklara bakım veren olarak annesi babası öğretmeni kimse yanındaki gözlemleyerek hareket etmek ihtiyaç duymadığı durumda müdahale etmemek çocuğa o dönemde. İşte bu çocuk çok sessiz hadi birazcık destekleyelim. Çocuğun ona ihtiyacı olmayabilir. Kendisi keşfetmek istiyor olabilir. Henüz o güven duygusu oluşmamış olabilir. Biraz müsaade etmek gerekiyor. Çünkü ben gereksiz yerde destek verdiğimde yine bir kaygı çocuğa. Çünkü performans bekliyorum ondan. Gruba uyum sağlamasını, kurallara uymasını, çok muntazam oynamasını. Aa annem beni itiyor, ben oynayamıyorum. Acaba bir şey eksik mi duygusu oluşuyor çocukta bu sefer. O kaygının oluşmaması için ufak destekler, güvenli ortam oluşturmak ama aynı zamanda gözlemleyerek izin vermek. Ama asıl biz içe kapanık işte sosyal fobi dediğimiz durumları 10 yaşından itibaren daha çok görüyoruz. Yani zaten tanı koyma veya tedavi aşamasında 10-17 yaş neden? Ergenlik dönemi. Sosyal ortamların en çok olduğu, kişi için öneminin arttığı, kişilik gelişiminin oturduğu dönem olduğu için o etiketlemelerin, yargılamaların çok çok önemli olduğu. Yani birinin ergen bir bireye verdiği geri dönüt o ergen birey için çok önemli bir şey. Onu alıp direkt kişilik yapı taşı olarak koyuyor. İşte ya sen çok heyecanlı bir çocuksun. Alıyor onu direkt mesela. Sen çok sessizsin. Onu da alıyor koyuyor yapı taşına. Veya işte ya bak görüyor musun sen çok arkadaş canlısın, dost canlısın. Ya sen hiç konuşmuyorsun topluluk içerisinde gibi. Her geri bildirim ergen bireyin, gencin zihninde ben böyleyim diye bir yapı taşı oluşturuyor. Ve sonunda bunlar bir araya gelerek aslında sosyal fobi veya işte içe kapanıklık dediğimiz şey öğrenilmiş bir davranış örüntüsü. Bunu öğreniyor, kabul ediyor ve sonra zihninde oluşan şablona göre kendisini hareket etmek durumunda hissediyor.